Sefer beni gurbet ye. Babamın öcü alınmıştı. Reşo geberdi. Seni gören oldu mu? Rıza. Buyurun hanımım. Görev senindir Rıza. Reşo'yu sen vurdun. Başımla beraber. Kemal'in ihale komisyonuna yazdığı yazıyı gözlerimle gördüm. İyi de nerede o yazı? Belki... Belki ne? Evine baktı mı? Pekala, birini gönderir baktırırım. Yok öyle bir belge. Yine de bir baksanız. Bulursak veririz başçavuşum. Bunları nerede buldunuz? Kemal'in odasında. Kilitli bir dolap vardı. Anahtarını saklamış. Tesadüfen buldum. Bu belgeyi bana getirdiğinizden çiftliktekilerin haberi var mı? Olacak. Yalnız bunu anlamakta zorlanabilirler. Masum biri haksız yere ceza alacağına... Siz anlıyorsanız mesele yok. Yengen sıkkın biraz. Çocukları gözünün içine bakıyor. Hadi sen dönüp gidecek. Ben çıkana da gönlünü hoş tutun gitmesin bir yere. Ne olacak sen çıkınca? Ben çıkınca kalmaya ikna olur. Benim için yaptığın... Yani teşekkür etmek öyle küçük kalır ki yanında. Kurtulacağına sevindim. Belki bir gün. Şu halimize bak Elif. Çıldırmış bir dünyanın ortasında ve bir karakolda. İçimden milyonlarca şey geçiyor. Hiçbirini söyleyemiyorum. Söyleme. Önce bize gelmen icap ederdi. Size gelsem bile o belgelerin hepsini yırtıp atardınız. Nereden biliyorsun? Ya suçsuz bir adamın eline silah tutuşturup da onu hapse yollayan siz değil miydiniz? Tören neyi icap ettirdiyse onu yaptık. O adam hak etmeyecektin Elif abla. Sen beni dinlemedin galiba Cemo. Ya babanın öcünü almak için gözünü kırpmadan vuracağın adam babanın dostu çıktı. Senin için bunun hiçbir anlamı yok mu? Bu halime bakıp sevinenler varsa... Söyleyin onlara fazla sevinmesinler. Reşo Ağa kolay ölmez. Can yakmak nasılmış yakında hepsi görecek. İstediğin yere git. Cehennemin dibine kadar yolun var. Ama torunun benimle kalacak. Hayır baba. Defol git yoksa ölürsün. Bu olmadı baba. Yapmayacaktın. Bu hiç olmadı. Ben düşmanıma acımam. Leşini sermeden defol git. Oğlumu istiyorum baba. Atın şunu buradan. Gitmezse vurun. Baba şimdi öğrendik. Hakkı bugün tahliye oluyor. Bugün? Gardiyanın biri aramış. Bizim adamlardan birinin köylüsü. Madem öyle neden yola çıkılmadı? Şuna bak ya. Neresi başladı?
Oo, ablam, ablam, ablam. Hakkım. Oo, canım kardeşim. Hadi, hadi yürüyün. Durmayın. Hadi. Kara kardeşim. Ya şunlara bak. Bütün bu hazırlıklar bir katili karşılamak için. Geçmiş olsun. Hoş bulduk, sağ olasın Elif Hanım. Bak bu oğlu Mert. Maşallah. Bu da kızı Merve. Hoş geldiniz. Sağ olasın yeğenim, teşekkür ederim. Sıtma görmemiş valla. Dayadı ki sotu, dayadı ki sotu. İşte böyle oldu. Okul nasıl gidiyor? Gitmiyor. Cemon avukatından sonra çocukları okuldan aldık. Müdür haber yolladı. Yarın gidip konuşacağım, bakalım ne diyecek. Yatın yere! 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 Aciz ateşi dağam. Havaya sıkıp gittiler. Sana hoş geldin diyorlar amca. Mesaj bu. Çıktın ama sevinme, peşindeyim diyor İtoklit. Ver şunu. Yani oturmayacağım işte. Baba acele ediyorsun. Doktor sana zorlama. Başlatma doktoruna. Aman ağam. Dikkat. Temeli kötürüm mü belediniz beni? Baba yavaş. Dikkat et. Götür şunu. Gözüm görmesin. Eskisinden iyi. Haber var mı?
Ne haberi soruyorsun baba? Anladım. Abimden bir haber. Aramadın mı? Hayır. Get bul. Efendim? Get bul dedim. Sağır mısın? Söyle ona gelsin öpsün elimi. Af dilesin. Olanları unutak. Abimi bilirsin baba. Faydası olmaz. Çok konuşma, dediğimi yap. Peki, nasıl yaparsın? Hemen! Alo. Can, tatlım benim, nasılsın? Anne. Can, çok özledim seni, iyi misin? Can, orada mısın? Beni al buradan anne. Bir sorun mu var? Evet, var. Ne sorun, baban nerede? Bağırıp durma. Urfa'nın dışında değilim Elizabeth. Urfa'da bir arkadaşımın evindeyim. Sakin olur musun sen? Hayır, Can bana orada neler oldu anlattı. Bak, babamla bazen olur böyle. Basit bir anlaşmazlık. Ne basiti? Silah çekilmiş. Oraya geliyorum Murat. Çocuğumu almaya. Yapma Elizabeth. Can'ı yollayacağım sana, söz. Geliyorum Murat. Elizabeth, inan bana, buna hiç gerek yok. İstanbul'a inince seni ararım. Yesene kız önündekini. Yiyorum amca. Bu hep böyle miydi yoksa sonradan mı iştahı kesildi? Amca. Ne yapacağız bu kızın işini? Evin hanımları ne düşünür? Yapılacak şey belli. Düğün günü tespit edilecek. Karşı taraf haber bekliyor, öyle değil mi Zeyno Ana? İdal. Efendim Zeyno Ana. Seyit'e haber sal. Gelsinler düğünü konuşalım. Bu mesele de hayırlısıyla kapansın. Peki. Şuna bak, pek de mahcup. Ben çıkıp hazırlanayım. Okula gideceğim daha müdürle görüşmeye. Biz giderdik. Benim gitmem daha doğru olur. Seninle geleyim. Olmaz. Yanına adam falan al bari. O işler bana göre değil Hakkı. Yalnız gideceğim. Abim beni içeri almayacak mı? Buyur. Ay şu halimize bak ya. İnanamıyorum. Okula gidip gelmek bile bir sorun. Tamam, gidiyorum işte, konuşacağım. Konuşsan ne değişecek ki anne? Emniyet müdürüne değil okul müdürüne gidiyorsun. Gerekirse ona da giderim. Ya ona buna gideceğine biz niye buradan gitmiyoruz ki? Bu çok daha kolay. Bakacağız bir çaresine. Biraz daha sabır. Tamam mı? Ben gidiyorum. Fazla gecikmem. Dikkatli ol. Bu Elif'e böyle midir abla? Nasıl? Aklını estiği gibi. O farklı. O bir İstanbul kadını. Bizim adetlere uymuyor. Abla, ben derim ki şu bizim Harran yolundaki öbür ev var ya, oraya taşınayım ben. Neden amca? Burada rahat etmedin mi? Yok yok, ondan değil. Çocuklar büyümüş. Evde genç kızlar var. Elif var.
Onlar da rahat eder, ben de rahat ederim. Sen bilirsin. Cemo, Rıza'dan haber var mı? İçeri atmışlar. Evine git. Ailesiyle konuş. Neyse ihtiyaçları görülsün. Çoluk çocuğu zinhar sıkıntı çekmesin. Tamamdır Zeyno Hanım. Güzel bir ev. Burada mı yaşayacaksın? Lafı uzatma Zeliha. Babam seni niye buraya gönderdi, onu söyle. Peki abi. Lafın kısası şu. Babam eve dönmeni istiyor. Gelsin elimi öpsün dedi. Özür dileyeceksin, o da bağışlayacak. Bu kadar basit ha? Benden söylemesi. Elçiye zeval olmaz. Eve dönerim. Ama bir şartla. Neymiş şartın? Babama aynen de ki... Ne dedin ne? Bu düşmanlığı bitirecekmişsin. Bu kan davası bitecekmiş. Başka türlü adım atmazmış buraya. Hangi cesaretle bana şart koşar? Sana söyledim baba, abimi tanırım. Ya can, oğlunu da mı silmiş gözünden? Vallahi bilmiyorum. Onu sende bırakmazmış. Yani öyle dedi. Bu kafayla giderse zor alır. İki cihan bir araya gelse vermem torunumu Zelifa. Anladın mı? Vermem. Bana değil baba. Abime söyle. Kocanı merak etme. Rahatı temin edilecek. Onu da sizleri de namerde muhtaç etmeyiz. Sağ ol. Bu sizin. Kahya her hafta uğrayıp bir eksiğiniz var mı diye soracak. Acil bir ihtiyaç olursa hiç çekinme bacım. Doğrudan beni ara. Telefonum zarfın üstünde yazılı. Okuman var mı? Okumam yoktur ama rakamları tanırım. İyi. Hadi Allah'a emanet olun. Allah razı olsun o. Sizden de. Hadi. Alo. Merhaba Cemo. Nasılsın İpek? Sana bir işim düştü. Ne demek? Söyle yeter. Misafirhanede kalıyorum ama rahat değilim. Bir eve çıkmak istiyorum. Malum sizin çevrenin maşallah var. Vallahi bizim pek çevremiz yoktur. Urfa'nın kendisi de çevresi de biz olduğumuzdan. Ya Cemo, dalga geçme. Kolaydır. Hallederiz. Bana bir iki saat müsaade. Bir iki saat? O kadar çabuk mu? Yok. Ben ihtiyaten söyledim. Hani içinde oturan varsa boşaltması biraz zaman alır. Cemo, ne diyorsun sen ya? Tamam, seni ararım. Buradaki durumları gördünüz Elif Hanım. Okulun içinde tamam. Çocukların güvenliği için elimden geleni yaparım. Gerekirse polisten yardım isterim. Ama okulun dışında elimden bir şey gelmez. Anlıyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Üzgünüm. İyi günler. Güle güle. Cumhuriyet İlkokulu'nun arka sokağı. Kime sorsan gösterir. Belki bir ara yolun düşer. Elif. Gelsene. Çok güzelmiş. Güvercinlerimiz de var bak. Böyle geçelim istersen. Canı babamdan almam şart. Onu Reşoğan'ın elinden kurtarmam şart. Ben gidiyorum Murat. Gitmek mi? Daha yeni geldin, nereye? Çocuklar alıp İstanbul'a döneceğim. Kararlı mısın? Her şey daha kötüye gidiyor. Okuldan geliyorum. Çocukların can güvenliği yok. Ruh sağlıkları tehlikede. Hele hele Merve. Gitme Elif. Neden? Öyle bakma. Benimle ilgisi yok. Neyle ilgisi var? Ya hayatımı bir sırt çantasının içine koyup evden ayrıldım. Canı hallettikten sonra gittiğim yere gelmek hiç sorun değil. Ama gidersen Elif. Gidersem? Bu eve girdiğimden beri onu düşünüyorum.
Bir şeyler yapmalı. Bu yarayı temizlemek, bu davayı bitirmek gibi şeyler. Şöyle kökten ve sağlam. Karşısında kimsenin dur diyemeyecek. Yalnızca biz Elif. Bunu yalnızca biz yapabiliriz. Sen ve ben. Buna var mısın? Evet. Mecbur değilsin. Arkanı döner ve gidersin. Kimse dur demez. Ama kalırsan Elif. Kalırsan bir umut olur. Var mısın? Seni seviyorum Elif. Seni çok seviyorum. Gel bakalım. Dizlerini. Bunu geçirdin mi? Aferin. Sırtın dik oluyor. Tut bunu. Bırakma. Şuraya bir sağlam otur bakayım. Atı yürütmek için ayaklarınla karnına vur. Hayır ya. Tamam yavrum, tamam. Ya lütfen ya. Ya hadi yapma. Tutuyorum. Tamam. Tut. Sırtını dikleştir. Aferin. Heh. Ya Allah tut. Tutuyorum. Çekme yolları çok fazla. Ya indirin beni. Ya bırak. Tamam tamam ya. Bırakmıyorum oğlum, tuttum hadi. Lütfen ya. Aferin. Allah. Aferin. Allah. Bırakın onu be, kendi sürsün. Bir tur atsın. Hadi. Sıkı tutun. Ya Allah ya, bırakma. Tamam hadi. Ulan sen ne biçim erkeksin be? Ne silah kullanabilirsin, ne ata binebilirsin. Tamam, tamam. Tamam, aferin. Geç. Derken dalga geçtiğini sanmıştım. Kalorifer, güneş enerjisi, uydu anten hepsi var. Ya güzel de bunun kirası beni aşar. Siz orasını düşünmeyin yenge. Nedir bu yenge lafı? Ya içinden gelmiş çocuğum, bozma. Kirası diyorum. Ne yapacaksın sen kirayı? Beğenmişsen beğendim de. Bu ev eşya yutar Cemo. Hangi birini alacağım? Ya hallederiz. Dükkanların kapanmasına çok var. Getirip koyarlar ne lazımsa. Cemo... Ya yeğenim, sen şöyle bir dolanıp gelsene. Bağıştın abi. Hadi. Bak Cemo. Ben senden bütçeme uygun bir ev bulmanı istedim. Bana ev açmanı istemedim. Ya ne fark eder ki İpek? Çok şey fark eder. Bak, benden ilk defa bir şey istemişsin. İlk defa elime bir fırsat çıkmış. Senin için bir şey yapmak istemişim. Tamam yap ama abartma. Ya nesini abartmışım? Ben seni kapatman değilim Cemo. Olmaya da niyetim yok. Efendim? Ha, sen misin? Şu anda müsait değil. Hayır, ev bakıyorum. Emlakçı bir çocukla. Sinirli falan değilim. Tamam, sonra ara. Affedersin. O muydu? Nişanlı. Eski nişanlı. Eski nişanlını sen niye arıyor? Arıyor işte, bundan ben de rahatsızım. Arıyor. Çünkü eski nişanlının olduğundan onun haberi yok. Çünkü sen ona hala ayrıldığını söylemedin. Doğru mu? Cemo. Ayrıca ben emlakçı falan değil. Ben onu çocuk için... Çocuk dışarı çıkalı 1000 yıl oldu. Aptal mıyım ben?
Şu kapatma lafıydı. Çok kötüydü biliyor musun? En ağır oydu. Emlakçıdan bile ağır. Yarın düğün günümüz belli olacak. Evet yarın. Artık hiçbir mani kalmadı. Mutlu musun? Benden mutlu kim var ki? Üzgün gibisin ama. Bir şey canın mı sıkıldı? Şuramda bir şey var İdal. Kalbimde. Orası diyor ki bana bu kadar üzülmek şart mıydı? Ya İdal'e bir şey olsaydı? Ölseydi o. Ki Allah şahidim kalamazdım burada. O dakika gelirdim peşinden. Orası yani kalbin hep kırık mı kalacak? Belki bir gün geçer. Ne zaman? Eman 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 eman. Bu iz kapandığında İdal. Bir şeyler yapmalı. Bu yarayı temizlemek, bu davayı bitirmek gibi şeyler. Şöyle kökten ve sağlam. Karşısında kimsenin dur diyemeyeceği. Yalnızca bizleriz. Bunu yalnızca biz yapabiliriz. Sen ve ben. Buna var mısın? Evet, mecbur değilsin. Arkanı döner ve gidersin. Kimse dur demez. Ama kalırsan Elif, kalırsan bir umut olur. Var mısın? Seni seviyorum Elif. Seni çok seviyorum. Geldiğimizden beri bir konuşamadık. Fırsat olmadı. Gelendi, gidendi, yemekti, ziyafetti derken. Tabi işler de ne alemde, ona da bakmak gerekti. Bir şey söyleyeceğim. Tabi buyur. Sen hep böyle yürür müsün? Ya affedersin. Mapuzhane alışkanlığı. Orada volta atmaya alıştık. Günde 2 saat avluda bir ileri bir geri. Filmlerde görmüşsündür. Gördüm. Bir kadın yanında nasıl durulduğunu unuttuk. Estağfurullah, önemi yok. Sana da bir türlü teşekkür edemedik. Ne için? Çok şey var. Ablam anlattı hepsini. Ziyarete gelip gittikçe de söylerdi. Bizim için yaptıkların, burada kalman. Herkes seni çok sevdi. Ben özel bir şey yapmadım. Ben de onları çok seviyorum. Sıkıntı var biliyorum. Alışık olmadığım bir yer. Sonra bizim adetler... Kan davasını adet mi diyorsun? Korkmana gerek yoktur Elif. Artık bitti. Bitti mi? Bundan böyle sizin güvenliğinizden ben sorumluyum. Kimse bir şey yapamaz, için rahat etsin. Hayatım boyunca kendi güvenliğimi kimsenin eline bırakmadım Hakkı. Bırakmaya da niyetim yok. Tabii insanın yaşadığı ortam güvenli olmazsa sonunda birilerine sığınmak zorunda kalırsın. Ama ben kimseye sığınmak istemiyorum. Anlıyor musun? Kemal abinin cinayeti. Çıkmaza girdi. Murat da paçayı iyi sıyırdı. Allah ne yalan söyleyeyim, sevindim. Adamın gözleri bas bas bağırıyordu ben masumum diye. İyi de kim üsteğim benim? Bunda bir iş var Ender. Bu kan davasına benzemiyor. Bak Reşo'yu nasıl vurdular? Ki büyük ihtimalle Cemo yedi bu altı. Getirip önümüze attılar masum bir adamı. Elimizi kolumuzu bağladılar. Reşo salak mı? Cengi mi? Kemal'i öldürmüş olsa aynısını o yapmaz mıydı? Tamam diyelim, o yapmadı. Peki kim ve ne diye? İşte püf noktası da bu ya. Böyle sorunca akla Reşo'dan başkası gelmiyor. Şu garip kılıklı kahya. Ökkeş. Adamın gözleri fıldır fıldır. Hani şu pis işlerde parmağı olan tipler var ya. Çekelim sorguya. İyi olur. Yarın şu adamı bir daha al bakalım. Emredersiniz komutan.
Ya Mecnun abi, buraya kadar gelmişken şu bizim matematikçiye de bir görünsene. Ne diyeceğim ona? Bir şey demene gerek yok. Sen görün, o anlar. Şu hale bak. Mafya patronlarının çocukları gibiyiz. Benim de hoşuma gitmiyor. Çocuklar bize nasıl bakıyor, görüyor musun anne? Hadi Zülfa. İyi günler Elif abla. Hazır mısın? Hı hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. İtiraf edeyim ki ziyaretiniz beni heyecanlandırdı. Kan davasını bitirmek için aşiretler arasında çok defa arabuluculuk yapıldı. Devlet bastırdı, taraflar razı geldi, barış yemekleri yendi. Ama ne yazık ki bunların çoğu kısa ömürlü oldu. Neden? Anadolu'da güzel bir laf var. İnsan sokma akılla 7 adım gider diye. İşte ondan. Şimdi sizden bir defa daha denemenizi rica edeceğiz Sayın Valim. Bu defa farklı olmasını umuyoruz. İlk defa sizler gibi her iki taraf adına barış isteyen birileri çıktı. Bu teşebbüsten ailelerin haberi var mı? Şimdilik yok. Delikanlı. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Ha, buyurun. Bu konuyla hemen ilgileneceğim. Emniyet müdürü, garnizon komutanı, belediye başkanı, herkesi sokacağız devreye. İcab ederse ikinizi tekrar çağırtacağım. Çok teşekkür ederiz. İzninizle. Rica ederim. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Buna mecburuz. Bir devlet eğer barış için vakit ayıramazsa sonra hiçbir şey için vakit bulamaz. Haklısınız efendim. Hoşça kalın. Güle güle. Sözdü, nişandı, vakit harcamasın. Nikah muamelesini hemen başlanır, düğünü yaparız, olur gider. Ne dersin Hakkı? İki genç diyeceğini demiş abla. Bize de düşen, eğer ortada başkaca bir mani yoksa, ki çok şükür artık kalmamıştır, evet demek. Sağ ol. Çocuklar yeterince beklemiştir. Ben derim ki, tabii münasipse kış çıkmadan bitsin bu iş. Mesela önümüzdeki ay. Bence münasiptir. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimize. Ne dersin? Olacak mı? Olmak zorunda. Ya bu işe birlikte kalkıştığımız duyulunca bizi topa tutacaklar. Hadi ben ailenin kötü çocuğu olmaya alıştım da senin durumun. Dayanabilecek misin? Geçmiş olsun. Göreceğiz. Korkuyorum Murat. Benden mi? Birçok şeyden. Anlat bana. Kendimi bırakamıyorum sana. Bıraksam sürükleneceğim, hissediyorum. Bunlar öyle sarsıcı duygular ki bir anda savunmasız kalabilirim. Ve sen bunu istemiyorsun. Güçlü olmak zorundayım Murat. Her zaman güçlü. Hayatım bana yüklediği bir görev bu.
Bunlar öyle özlediğim bakışlar ki. Hayatım boyunca görmek istediğim, sabah gözümü açınca, akşam başımı yastığa koyarken. Alo? Elizabeth? Evet, benim. İstanbul'a dün gece indim. Havaalanındayım. 11 uçağıyla Urfa'ya uçacağım. Beni karşılar mısın? Tamam. Orada olacağım. Elizabeth geliyor. Can için. Baban razı olacak mı? Sanmam. Ne olacak? Babam canı vermezse onu özlemeye devam edeceğim. Elizabeth kahrolacak. Canı verirse Elizabeth oğlumu alıp Londra'ya dönecek ve ben yine özleyeceğim. Anlayacağı kaybeden hep benim. Değişmemişsin. Sen de öyle. Nereye gidiyoruz? Bir arkadaşımın evine. Oraya yerleştim. Artık burada mı yaşayacaksın? Evet, en azından bir süre. Murat, ya canı alamazsan? Kendini buna hazırla. Sana telefonda anlatmaya çalıştım. Murat, çok korkuyorum ben. Bugün en sık duyduğum ya. Efendim? Yok bir şey. Hemen oğlumu görmek istiyorum. Yalnız gitmek zorundasın. Sana taksi çağırayım. Kaç yıldır Reşo ağanın yanındasın? 7 sene oldu. Memnun musun ağandan? Allah'a şükür. Demek senden memnun. Allah bilir. Memnun ki tutuyor yanında. Yoksa yollardı. Allah razı olsun. Ulan Ökteş. Allah'ın adını ağzından düşürmüyorsun ama yalanında beni bir para. Ne olacak bu işin sonu? Estağfurullah komutan. Bizde yalan yok. Kemal'le tanışır mısın? Ben onu bilirim tabii ama uzaktan. Hiç temasınız olmadı mı? Bir yerde karşılaşmak falan. Hayır. Belki sana ters davrandı. Malum kanlısınız ya. Hayır. Sen de sinirlendin. Tövbe de komutan. Ben kendi ağamı bilirim. Başkasıyla işim olmaz. Hem Kemal Bey netsin beni. Onun zoru Reşo ağaydı. Bak Ökkeş. Bu iş öyle veya böyle çıkacak ortaya. Bildiğin bir şey varsa şimdi söyle. Sonra çok geç olur, anladın mı? Bekle beni, hemen döneceğim. Kimi aramıştınız? Ben Can'ın annesiyim. Buyurun. Hoş geldin Elizabeth. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Ya sen? Can'ı özledin ha? Evet. Hem de çok. Çok fazla. Hoş gelmişsin Elizabeth. Merhaba baba. Geçmiş olsun. Ben duydum. Çok üzüldüm. Sağ ol. Oluyor işte. Otur. Murat'la görüştün mü? Yes. Aa evet. O aldı beni alandan. Söyledi ayrılmış buradan. Çok fena. Bilmiyorum. Ben Can'ı alıp hemen gitmek istiyorum. Elbette Elizabeth. Bu senin hakkın. Hangi taş kalp yerim ister ki evladı anasından ayırmak? Teşekkür ederim baba. Ben sizin çok iyi biri olduğunuzu biliyordum. Gel bakalım.
Biz de anneye bir şeyler hazırlayalım. Yoldan geldi, acıkmıştır. Yok yok, ben aç değilim. İtiraz istemem. Hadi canım. Sen şimdi buraya kadar torunumu benden almak için mi geldin? Evet, anlıyorum. Sizin için çok zor. Zor değil Elizabeth. İmkansız. İmkansız nedir bilir misin? Yok demek. Hayır demek. Hayır. No demek Elizabeth. No. Ama siz demin dediniz ki bana. Bacak kadar çocuğun yanında anasını kovacak değildim ya. Hayır. Hayır olmaz. Oldu bile. Şimdi geldiğin yere defol git. Go home Elizabeth. Go home. Anne misin? Ben gitmiyorum bir yere. Ben canı almadan bir yere gitmiyorum. Ya edebinle gidersin ya da saçından sürükler atarım seni. Annem nerede dedi? Can! Anneciğim! Anne! 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 Canım anneciğim! Bırakın beni! Gitmem! Gitmem! Bırakın! Bırakın onu! Anne! 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 Bırakın beni! Gel buraya fazla bağırma! Gel. Oğlum bana yüz çevirecek. Elin yavur karısı gelip karşına hesap soracak. Torunum. Özbeöz torunum dedesine bakıp korkacak. Böyle mi olmalıydı Zeliş? Kim derdi ki bu hale düşeceğiz? Kim? Baba yapma. Yıpratma kendini. Sakin ol. Murat. Oğlum dışarıda yalnız. Tek başına. Her yerde düşmanlar. Ne yap? Ne eder? Çok yorgunum Zeliş. Çok yorgunum. Avukat tutacağım. Mahkemeye vereceğim. Bu ülkenin de kanunları var. Beni koruyacak kanunları var değil mi? Var tabii. Elbette var. Neden? Neden sanki? Neden biz? Topla kendini Elizabeth. Sakinleş. Bir çaresini bulacağız. Mutlaka bulacağız. Ne oldu Ökkeş? Konuşmamız gerek. Neyi konuşacağız? Karakola çektiler beni. Yine mi? He gene. Konuşmalıyız Zeliha. Bu iş böyle gitmeyecek. Tamam. Şimdi git. Akşam gel konuşuruz. Duyduk değil mi? Evet, bir ara. Londra'dayken sen, ben, Can henüz 3-4 yaşında. Urfa sofrasının özel lahmacunu. Risotto,
kebabı, bostanası. Canım istemiyor. Zorla kendini. Belki de yeterince zorlamadık. Buralar sana göre değil Murat. Gidelim buradan. Can'ı alıp birlikte gidelim. Can'la birlikte eve dönmen için elimden geleni yapacağım. Ya sen? Sen ne yapacaksın? Dinle Elizabeth. Evet haklısın. Burası cennet değil. Belki bazen bir cehennem. Ama benim cehennemim. Kendi cehennemim. Hiç değişmeyeceksin. Bazı şeyler değişmez. Yanıma gelsin. Sadece başımı yaslayacak bir omuza ihtiyacım var. Bu doğru olmaz. Jandarma kafayı takmış bana. 2 saat ifade aldılar. Bir yandan Ali Üsteğmen, bir yandan o başçavuş. Bunaldım Zeliha. Bu adamlar peşimi bırakmayacak. Ne yapacaksın? Gideceğim. Nereye? Uzağa. Suriye'de akrabalar var. Orada bana erişemezler. Sen bilirsin. Para lazım. Yanlış anlama. Yaban elde insan parasız rezil olur. Ne kadar? Biraz fazla. Ne zaman gideceksin? Parayı alır almaz. Peki. Bir şeyler ayarlarım. Vazgeç. Niye? Gideceğim diye gönlüm mü soğudu? Bırak beni. Uykum geldi, yatacağım. Parayı hazır et. Başıma bir hal gelmeden çekip gideceğim. Yoksa ikimiz de yanacağız. Çocuk yolunu şaşırmış herhalde. Gel bakalım, küçük yaramaz. Karşı köyden çocuk haliyle kaçıp gelmiş. Neden kaçtın evden Can? Babam dedeme kafa tuttu, beni alıp gidecekmiş. Dedem babamı kovdu, silah çektiler ona. Neden kafa tuttu baban? Hapisten çıkan bir adam varmış. Dedem onu öldürmelerini söyledi. Babam olmaz dedi, ben yapmam dedi. Sonra annem geldi. Dedem annemi de kovdu. Kaçtığını kimse gördü mü? Hayır, kimse görmedi. Bana bir emrin var mı ağabacım? Sabah ola hayrola Mehmet. Hayırlı geceler. Özür dilerim. Başınıza dert olur. Olur mu hiç? Hmm. Maho, Mert. Arkadaşınızı misafir edin. Bu gece burada kalacak. Hadi. Geleceğim. Reşon'un torunu, elimizde saatli bomba. Ne yapacağız onu? Ne demek ne yapacağız? Yani gelip isterse diye diyorum. Reşo'ya koz vermek işimize gelmez. Önemli olan çocuğun ne istediği. Can annesiyle babasını istiyor. Doğru. Reşo öyle bir kansız ki... torunu bile kaçmış ondan. Bu adama çocuk verilir mi? Ben çıkıyorum abla. Nereye? Arkadaşlar haber salmış. Sıra gecesine bekliyorlar. Dikkatli ol.
uyandırmak istemedim. İçeride yatsan iyi olur. Geceleri serin olur. Başım çatlıyor ağrıdan. Berbat bir gün geçirdin. Ağrı kesici var mı? Yok ama gider alırım. Boş ver, bu saatte çıkma. Aşağı caddede bir sürü eczane var. Biri mutlaka nöbetçidir. Hemen dönerim. Ağzınıza sağlık. Sağ ol ağam. Özlemiş mi sen? Oo, hem de nasıl. Kaç yıl oldu? Çok. Sağ olasın Kazım. Mahcup ettin ama yalan yok, makbule geçti. Ayıp ettin Hakkı. Sen tahliye olacaksın da biz bir sıra gecesi yapmayacağız mı sana? Olur mu hiç? Yuh olmaz mı bize? Ulu Arif. Ne? İki eline bir köfte yoğuramam sen. Tüh senin kalıbını. Senin sülalen hiç böyle çiğ köfte yemiş mi? Aha, olmuştur işte. Buyur ağa, bir tadına bak. Ver bakalım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Sokakları özlemişim arkadaş. Şuraya bak, mis gibi ciğer kokuyor. Hakkı, rakıyı çektin, künefeyi yedin, mırayı içmişsen. Şimdi sıra nededir? Karıda. Çüş. Normal. Ağam kaç senedir içeride. Siftahsız yatıyor. Hali müşküldür. Ağa kısmına öyle karı yaraşmaz. Ona helal süt emmiş biri gerek. Çoluk çocuğa karışma vakti. Öyle değil mi Hakkı ağam? Hayırlısı. Hakkı ama çoluk da hazırdır çocuk da. Madem ki ağası Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, yengelik kayınçoluk bitmiştir. Ağanın karısı aneyin ak sütü gibi helaldir sana. Kapadım bu konuyu. Bak hele sen, kim var burada? Dünya küçük. Evet, öyle. Sokağa mı attılar seni? Bela istemiyorum Hakkı. Belki biz isteriz. O zaman kalabalığın arasına saklanma. Öne çık. Bir şeyler duydum. Ne duydun? Babaya karşı gelmişsen, vurmam demişsin Hakkı'yı. Ne olmuş demişsin? Canımızı bağışlamak Reşon'un oğluna mı kalmış? Kimse kimseye can bağışlamaz Hakkı. Bu hak insanlara verilmedi. Beni vurmaya senin yüreğin yetmez. Doğru. Bir insanı öldürecek yürek bende hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Delirmiş mi sen? İndir şunu. Ben kimseyi arkada vurmamışım. Can, hadi kahvaltıya.
odasında yok. Etrafa bakın. İnşallah düşündüğüm gibi değildir. Aramadığım yer kalmadı. Bulabildin mi Ökeş? Yok, gören olmamış. Baba, Can yok. Nasıl yok? Odasında yok. Her tarafa baktım. Gören olmamış ağam. Niye gider bu çocuk? Kaçmış olmasın. Ula bunca adam ne yaptınız? Defolup gidin arayın. Aradın mı Hakan? Hayır baba, hemen ararım. Eğer abim de değilse gidebileceği bir tek yer var. Yeter artık. Hadi asma suratını. Bir şeyler ye. Bak yumurtan soyacak. Canım istemiyor. Olmaz öyle. Misafir aç karnına gönderilmez. Bak sonra babana ayıp olur. Babam ne yapıyor acaba? Baban iyidir, merak etme. Nereden biliyorsun? İçime öyle doğdu. Hadi üzme canını. Birazdan anana babana haber salarız. Gelir alırlar seni. Akabacım, Reşo yanında bir sürü silahlı adam ile çiftliğe geldi. Ah, otur. Çocuklar otursun. Otur. Görelim bakalım derdi neymiş köpeğin. Beni ona verecek misin? Hayır hayatım, kimse seni vermeyecek. Bu ne cürettir Reşo? Hangi yüzle gelip kapıma dikildin? Söyle. Torunum burada mı? Evet, buradadır. Buradaysa getir bir yere. Vermem. Torunun bile senden kaçmıştır. Bacak kadar çocuk bile kaçmıştır senden Reşo. Bu işin vebali sana ağır gelir Zeyno kadın. Kalkamazsın altından. Canayı ver bir yere gidelim, kavga çıkmasın. Ailene dahi sahip çıkamamışsın. Gelip kapımda çocuk mu dilenirsin? Utanmıyor musun? O benim torunumdur. Siye laf düşmez. Ver yoksa savaş çıkar. Savaşsa savaş. Duharbiya meni vereler.